Küçük baş bakıyorum. Yani sayısı belli olmuyor. Alıp sattığım için bazen 200, bazen 10, bazen 500 fark etmiyor. Son 2 yıl kar yok. Sadece sayı yani aynı tutmaya çalışıyoruz ama o da biraz zor. Yem fiyatları yüksek. Saman yüksek, çoban aylıkları yüksek. İlaçlar yüksek. Yani zor. Yok, bu coğrafyada yok. Bundan başka yok. Ne tekstilimiz var, ne herhangi bir fabrikalarımız var. Yani sadece geçim kaynağı bu veya büyükbaş. Abi sadece kendimizi kurtarmak için, başkasına muhtaç olmamak için bu işi yapıyoruz. Yemin zaten fiyatı 500-550 lira torbası 50 kilosu. Arpa da 8,5-9 tonu. Besiye biz koyamıyoruz şu anda. Mera salacağız mecburi. Besiye gücümüz yetmiyor şu an. Bakamayız. Şu şartlarda bakamayız. İşte hayvanlar bitti diye şu an piyasada hayvan bulamıyoruz. Mesela gidiyoruz 2-3 gün geziyoruz, bulamıyoruz. Ve fiyatlar gittikçe yükseliyor. Yani yükselmesi bizim için iyi değil. Belki bir hayvanda çok kar edebiliriz. Ama yerini doldurmadığımız için biz zarar etmiş oluyoruz. Yani fiyatlar geçen seneye göre %200-300 artmış. Ama bize göre biz zarar etmişiz. Çünkü sayıyı azaltmışız. Kendim için bakıyorum. Çocuklarım şehirde, İstanbul'da duruyor. Onlar için işte sütünü, yağını, peynirini. Bazen de mecbur kalınca satıyorum. İhtiyacım olduğu zaman satıyorum. Sadece organiktir, güzeldir onun için. Yoksa hiç karşılamıyor. Tabii ki yapacak bir şey yok. Canımız sıkılıyor. Onunla uğraşıyoruz. Yani az da kar, yani yapsak yapıyoruz ama her şey pahalıdır. Niye yapmıyoruz? O saman, arpa, yem, küspe her şey çok pahalı. O yüzden bakamıyoruz. 3 tane besliyorum kendim için, çocuklar için. Vallahi her şeyi satın alıyoruz. Tarlalarımız var ama ekmiyoruz. Şey pahalı. Traktörümüz yok, traktörü çağırıyoruz pahalı, yemi satın alıyoruz, şey tohumu satın alıyoruz pahalı, gübre var, her şey para. Biz de o yüzden satın alıyoruz. Yok valla zor, zor da valla. Geçim zor, siz biliyorsunuz yani hayat pahalı. Şimdi yalnızca kendi şeyimize, kendi ihtiyacımızı görürüz yalnızca. Her şey pahalı de, ot pahalı de, şey pahalı de, yem pahalı de. Alamıyoruz ki küspe falan, her şey pahalı de. Am bu bunu da kendi kırın büyüsü rast mı ne? Am bir kendi nakın ama şey ya kısmi yüzü bir ihtiyacı ha derbazdıkın. Aliyeti şey am demek derfat imkanı mebun de inşaat anda ya da bu konuda çoğulun var debala geçme ha dikin debala ha der. Çalık yem am cih büyüsün 5 kilo 450 kahde. Hayvanı ki zıvıstanı mehek de am hesabı bir bakın demek tıştık dedini yemek dedini am gulak dedirişin bir hember hep nayın yani çe meramini sadece eşi şiru masli bir meramini yani tu kar ka nayı ketene bistan ketene dev pencan a dudiyajı tıştık vanı yeyi Mesela Jota Golika 40 milyarı 200 milyarı. Beraber eden çıka farkı yarı da nevi ki nevi fark biye. O adı diyenci mesela havala go hayvan bayi yek araki hoşun da girtin. O sala çun ve hoşun da girtin mesela havala hayvanı si havala si hayvan da girt. En kanı kanı pantajı bugün. Periyon pe de havjinayın. Zaten gencek nema. Gürka vala ciyi çuva urpayı. Mesela hem bizim panzda hayvanan, biz hayvanan da fırışın. Hem bin, hem bavijin, hem bin 500 milyar yok kar kırdı. Bir aynı hayvanı carını kanın bastığını. Hayvanı yok da fırışı ta kazanç giriye. Avukata derk ediyi. O tüccar rüy pereyi duyup, bir hayvan bir gidiyor. Ne kanı, zeyden ne abi? Şu anda aslında 200 taneydi. Ben sattım, şu anda 40 tane falan kalmış. Onları da kurbana düşünüyorum. Evet. Çünkü son bir senedir aynı hayvanı satıyorsun, aynı hayvanı aynı parayı alamıyorsun. Yani çok süreyle değil, bir hafta 10 gün geçti mi, mesela 40 taneyi sattın, bir hafta 10 gün geçti mi, aynı parayla 40 taneyi alamıyorsun. Hayat pahalılığı çok olmuş.